Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugünkü videomun konusu daha önce bu şefleraya yapraktan çoğaltım ve tepe çelik almıştık. Onların sonucunu bugün sizlerle paylaşmak için geldim bu videoda. Videoma geçmeden önce şöyle çiçeklerimi kısaca bir turlayalım. Hemen videoma geçelim. Tepe çelik aldım. Şefleram bu. Bakar mısınız ne kadar güzel dallanıp budaklandı. Şurada 3 tane sürgün var. Şurada 2 tane var. Şu hemen kök kısmında bir tane var. Daha aşağı inince köke doğru. Orada da 2 tane var. En alt kökte de 1 tane var. Yani bol bol sürgün verdi. Dallanıp budaklandı. Durumu da gayet iyi. Çok güzel. Gelişimi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Böceklenme olsun, sararma olsun, hastalık olsun, şu an hiçbirisi yok. Hemen şunu kenara alıp tepe çelik aldığımı çekiyorum öne doğru. Bu da tepeden çelik aldığımız şeflera. Onun da ekimini yaptım. Önceden yapıp geldim. Video uzun olmasın diye. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Yaklaşık bir ay falan oluyor. Buna bu işlemi yapalı. İşlemi yaptıktan sonra böyle sürgünlendi. Tepeden çelik aldığımızda gelişimine devam ediyor. Bakar mısınız? Tuttuğunun kanıtı, yaprak açmaya başlamış. O da çok sağlıklı. Sizler de şeflerinizi dallanıp budaklanmıyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. Tepe çelik aldığınız zaman hem tekrar yeni bir çiçek elde etmiş oluyorsunuz. Diğer kök kısımda da bol bol sürgün ve yavru elde etmiş oluyorsunuz. Böylelikle ben çoğaltımı bu şekilde yaptım. Şimdi yaprağa gelince de yaprak ne oldu diyelim. Yaprak hala kökle devam ediyor. Hatta ölmeye başladı. Ben bunu toprağa da ekseydim ölecekti. Sürgün vermedi yani. Diğer videoda da söylediğim gibi yapraktan ekimde başarılı olamıyoruz. Ne yaparsak yapalım kök salıyor ama sürgün vermiyor. O yüzden tepe çelik alarak yapın. Şu sürgünler çıktığı zaman tepe çelik aldığınızda bol bol sürgün verecek ya. Onlardan üretiminizi yapabilirsiniz. Çiçek işiyle uğraşan arkadaşlar için söylüyorum. Ya da evinde bol bol aynı türden yetiştirmek isteyen arkadaşlarım da bu şekil yapabilirler. Yani yapraktan uğraşmayın. Gerek yok. Çünkü hem zaman alıyor hem de sonu hayal kırıklığı oluyor. Yetişmiyor. Ben şimdi bunu kaldırıp çöpe atacağım. Artık onun beklemesine gerek yok. Sizlere göstermek için bekletiyordum. Böylelikle artık bekletmeme de gerek yok. Diğer şeflerime de şöyle bir göz atalım. Onun da gelişimi çok güzel ve devam ediyor. O da kök kısımdan bir sürgün verdi. Tepe çelik almadığım halde. Yani bazen tepe çelik almasak da sürgün verebiliyor. Gösterebilirsem şöyle göstereyim. Bakın şurada şu kendiliğinden sürgün verdi orada. Yani buna herhangi bir işlem yapmadım, tepe çelik almadım. Açık havada duruyor, açık balkonumda duruyor, iç kısımda değil. Bu çiçeklerde içeriği sevmiyorlar arkadaşlar, bilginiz olsun. Açık havayı daha çok seviyorlar. Açık bir balkonunuz varsa, sürekli açık olan bir camınız varsa onun önünde tutabilirsiniz.
Böylelikle kendiliğinden de hiçbir işlem yapmadan sürgün verebiliyor. Bu bilgiyi de unutmayalım. Bugünlük de arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın.